Evet, Ankara'da özel bir yayınla karşınızdayız. 85 yıllık ömrüne ekonomiden sanayiye, milli duruşlara kadar mücadeleyle dolu bir ömürde, 85 yıllık ömre birçok ilki, birçok başarıyı sığdırmış bir ismi anıyoruz bugün. Necmettin Erbakan'ı vefatının 8. yılında anacağız. En yakınlarından biri, o siyasi çizgide ilerleyen isimlerden biri, babasının yolundan ilerleyen isim Fatih Erbakan. Yeniden Refah Partisi'nin genel başkanı, hem Necmettin Erbakan'ın o yıllardaki siyasi hayatında ailesine yansıyanları konuşacağız, hem Yeniden Refah Partisi'ni konuşacağız. Malum yarın 28 Şubat, 28 Şubat'a dair önemli detayları kendisiyle konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Vakit ayırdığınız için özellikle çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Bugün, sağ olun. Özel yayınlarla anıyoruz kendisini. Değerli bir isimdi. Türkiye'nin bugünkü milli duruşta özellikle bugün en çok üzerinde durulan noktalardan biri. Hem bu çizgide, milli duruş çizgisinde, hem ekonomi hem sanayi anlamında ilklere, başarılara imza atmış bir isimdi. Öncelikle şunu sormak isterim size Fatih Bey. Sizin için sorduğumuz, aslında biz Necmettin Erbakan'ı sorduğumuzda birçok farklı çağrışım duyabiliyoruz. Uzlaşmacı bir isim, başarılı bir isim, ileriyi görmüş bir isim diye. Ama sizin için Necmettin Erbakan denilince ilk akla gelen ne olur? Çok teşekkür ederim. Öncelikle bu fırsatı verdiğiniz için ve tabii ki bu vesileyle hem rahmetli Erbakan hocamıza, hem bütün geçmişlerimize, ahirete intikal edenlere, hem de tabii milletimizin, ülkemizin bütün şehitlerine Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Cenab-ı Allah onları cennetinde en yüksek makamlara ulaştırsın, gani gani rahmet etsin. Rahmetli Erbakan hocamız her zaman derdi ki, vefat ettikten sonra malıyla, canıyla cihad eden bir mücahit olarak anılmak isterim. Mücahit demek, cihad eden demek, insanların maddi ve manevi sıkıntılarından kurtulması için çalışan. Yani sadece kendini kurtarmak için değil, bütün insanlığı kurtarmak için mücadele eden, çalışan insan demektir. Erbakan hocamız da böyle bir insandı. Bu sebeple hayatını siyasete vakfetti. Bu sebeple de biz bu çalışmaları oy versinler diye değil, Allah rızası için yapıyoruz dedi. Ne demek bu? Çünkü Cenab-ı Allah bizlere insanlığın dünyada ve ahirette kurtuluşa ermesi için ve tabii ki öncelikle de dünyada maddi ve manevi sıkıntılarından kurtulması için çalışmayı emrediyor. Cihat dediğimiz de zaten bu çalışmanın adıdır. Erbakan hocamız da bütün hayatını buna vakfetti. Bu çalışma bu yolla, siyaset yoluyla yapılabileceği için de hayatını siyasete adadı. Allah gani gani rahmet eylesin. Bizlere de milletimizin, insanlığın, İslam aleminin kurtuluşu için çalışmayı, gayret etmeyi nasip etsin inşallah. Siz o yolda ilerliyorsunuz, babanızın yolunda. Babanızın, hani biraz daha tabii ki sohbeti özele derinleştireceğiz ama şimdi Yeniden Refah Partisi Genel Başkanlığı'nı yürütüyorsunuz. Uzun süredir de siyasetin içindesiniz. Size en büyük tembihi ne olmuştu? Var mıdır? Hani bu yolda ilerleyeceksen, benim yolumda ilerleyeceksen şunu yapmalısın ya da şunu dikkate almalısın dediği noktalar var mıdır? Allah rahmet eylesin. Tabii her zaman meşhur bir sözü vardı. Diyordu ki, dünyadaki en akıllı insan Allah'tan en çok korkan insandır. Çünkü dünya hayatı geçicidir. Rüya gibi bir çırpıda akıp biter. Ve en sonunda akıbet her insan için bellidir. Ölüm haktır, gerçektir. Ve asıl hayat, sonsuz ebedi hayat ölümden sonra başlayacak. Dolayısıyla 3 günlük su gibi geçen bir dünyayı sonsuz hayata tercih etmek en büyük akılsızlık. Ahiret öncelikli olup, ahireti hesap ederek, Allah'tan korkup sakınarak yaşamak da en akıllı insanın yapacağı iştir derdi. Bu aslında tabii hepimiz için çok büyük bir nasihat, çok önemli bir düstur. Kendisi de bu şekilde yaşadı. Tabii Allah'tan korkmak, İslam'a uygun bir şekilde yaşamak için gayret sarf ettiğinizde yine her zaman çok sıklıkla kendisinin söylediği gibi İslam bize kalkın ve cihad edin, insanlığın kurtuluşu için mücadele edin diyor derdi. Ve bu cihadı, bu ibadeti yapmayan da dünya imtihanından geçer not alamaz. Diğer bütün ibadetleri hakkıyla yapsa bile. Dolayısıyla bizler için aklımızda kalan, zihnimize kazınmış olan kendisinin bu nasihatlarıdır, bu öğütleridir. Tabii insanlığın kurtulması için ne olması lazım? Bir defa paylaşımda adaletin sağlanması lazım.
Yani ekonomik sömürü olmayacak. Cenab-ı Allah'ın verdiği nimetler bütün insanlar arasında, Müslüman olsun olmasın, adil bir şekilde paylaşılacak. İkincisi, yönetimde adalet olacak. Çifte standart, haksızlık, zulüm, baskı, bunlar olmayacak, adaletsizlik olmayacak. Bunları sağlamak, yani paylaşımda adalet ve yönetimde adaleti sağlamak için ne yapmanız lazım? Elinizde yetki olması lazım. Konuşarak olmaz. Bu yetkinin olması için de siyaset yapmanız lazım. Dolayısıyla da bizlere tabii bu temel düsturlar doğrultusunda siyaset yapmamızı, çalışmamızı her fırsatta öğütlemiştir. Ve tabii kendisinin bizlere aşıladığı en önemli düsturlardan bir tanesi de nefis terbiyesi. Nefse esaret değil, nefis terbiyesi. Kuvveti değil, hakkı üstün tutmak. Önce ahlak ve maneviyat anlayışı. Dünyacı değil, ahiret öncelikli olmak. Her attığınız adımın, her söylediğiniz sözün, her eyleminizin ahiretteki karşılığı ne olacak hesabını yaparak yaşamak kendisinin en önemli öğütlerindendir. Allah gani gani rahmet eylesin. Bizler de bu doğrultuda 23 Kasım'da kamuoyunun da bildiği gibi yeniden Refah Partimizi kurduk. 23 Kasım'da Hacı Bayram Veli Hazretleri'nde dualarla başlattık. Daha sonrasında İçişleri Bakanı'na dilekçemizi verdik. 24 Kasım Cumartesi günü yine merhum Erbakan hocamızın adeti olduğu üzere İstanbul'da Eyüp Sultan Hazretleri'nin huzurunda bir mitingle start toplantısı yaptık. Duamızı yaptık. 16 Aralık'ta da Ankara'da lansman toplantımızı gerçekleştirdik. Bu aradan geçen 2,5 aylık sürede bu hafta yapılan görevlendirmelerle 54 ilde il teşkilatımız, 300'e yakın ilçede de ilçe teşkilatımız kuruldu. 300'e yakın dememin sebebi, tam rakam veremememin sebebi her gün yenilerinin eklenmesidir. Dolayısıyla 2,5 ay gibi bir sürede 54 il ve 300 ilçede bu teşkilatlanmanın yapılması büyük bir berekettir. Milletimizin ne kadar susamış olduğunu ve bu çizgiye, milli görüş çizgisine ne kadar büyük değer verdiğinin en önemli bir göstergesidir. Demin de ifade ettiğim gibi kuvveti değil hakkı üstün tutma parolası, nefse esaret yerine nefis terbiyesi parolası, maneviyatçılık, materyalizm değil maneviyatçılık, önce ahlak ve maneviyat parolası, dünyacı değil ahiret öncelikli olma parolasıyla yola çıkılıyor. Maddi ve manevi sıkıntılardan kurtulmanın en önemli şifresi bunlardır. Bunlara sahip olduğunuz zaman, bunları hayatınızda uyguladığınız zaman maddi ve manevi sıkıntılardan milletimizi, İslam alemini, insanlığı kurtarmanız mümkün olur. Ve siyaseti ibadet olarak gören bir anlayış. İşte biraz evvel söylediğimiz gibi merhum Erbakan hocamızın anlayışı makam, mevki, kişisel ikbal için değil, bütün mazlumların, öncelikle milletimizin ve İslam aleminin ve bütün mazlumların kurtuluşu için yola çıkıldı. Güçlünün haklı sayıldığı değil, haklının güçlü olduğu bir dünyanın kurulması. Biraz sonra 28 Şubat'la ilgili kısımda da değineceğim. Venezuela'da, Türkiye'de, dünyanın dört bir yanında güçlünün haklı sayılması dolayısıyla yaşanan sıkıntılar ve zulümler var. Bizim hedefimizin haklının güçlü olduğu, güçlü kılındığı bir dünyanın kurulması olmalıdır. Demin söylediğim gibi temel düstur, yönetimde adalet, paylaşımda adalet. Kimse kulaklarından mahrum bırakılmayacak. Cenab-ı Allah'ın bütün insanlık için yarattığı nimetler insanlar arasında adil bir şekilde paylaşılacak. Bugün dünyanın en zengin 26 insanının toplam serveti dünya nüfusunun yarısının servetine eşit. Böyle adalet olmaz, böyle taksimat olmaz. Bu sömürüden kaynaklanıyor. Bir yandan da açlıktan ölümler yaşanır. Ölümler yaşanıyor. 3,5 milyar insanın toplam servetini topluyorsunuz. 26 tane insanın serveti. Bu 26 kişi sadece zekatını verse, her sene malının %2,5'unu verse ne Afrika'da ne Asya'da bir tane aç açık insan kalmaz. Tüm insanlığa ve mahlukata şefkat prensibi, milli görüş zihniyetinin bizim olmazsa olmaz temel düsturumuzdur. Ve aynen peygamberlerin yaptığı gibi, Erbakan hocamızın yola çıkarken ortaya koyduğu gibi 7 milyar insana adaleti tesis etmek, refahı tesis etmek, hürriyet ve insan haklarını tesis etmek, huzur ve barışı tesis etmek, izzet, onur ve saygınlığın sağlanacağı bir sistemi kurmak. Bunlar insanların maddi ve manevi sıkıntılarından kurtulması, dünyada selamete, kurtuluşa ermesi için gereken temel maddelerdir. Bunları sağlamak için yola çıktık. Yine en başında söylediğimiz gibi biz Yeniden Refah Partisi olarak
kavga için, çatışma için, intikam almak için gelmiyoruz. Yapılan faydalı hizmetlere teşekkür etmek için, eksikleri tamamlamak, yapılan yanlışları da düzeltmek, bunların doğrusunu ortaya koymak için yola çıkıyoruz. Sadece eleştirmek, suçlamak, sadece teşhis yapmak yerine tedaviyi ortaya koymak, çözümü ortaya koymak için yola çıkıyoruz. Bugün Türkiye'deki muhalefetin en önemli eksikliğidir. Eleştiriyorlar saatlerce, yanlışları söylüyorlar. Evet, peki de bir doktorun görevi sadece hastalığın teşhisini yapmak değil. Hastalığı hastaya söyledikten sonra bunun tedavisi nasıl yapılacak bunu söylemek. Bu noktada halihazırdaki muhalefetin büyük bir eksikliği var. Kutuplaştırma ve ötekileştirme yerine kucaklama ve birleştirme anlayışıyla hareket edeceğiz. Ve en başında söylediğimiz gibi centilmen bir siyaset anlayışına hakim kılacağız inşallah. Burada önemli bir nokta, körü körüne eleştirmek, iktidar ne yaptıysa kötüdür demek değil, doğruya doğru, yanlışa yanlış demek maksadıyla yola çıkılmıştır. İnşallah yine çok önemli söylediğimiz bir sözümüz, siyaset için siyaset değil, millet için siyaset anlayışını hakim kılmamız gerekiyor. Ve yeniden Refah Partisi olarak inşallah yaşanabilir bir Türkiye'nin kurulması, yeniden büyük Türkiye'nin kurulması, yeniden büyük Türkiye'nin öncülüğünde de yeni bir dünyanın, adil bir dünyanın kurulması için yola çıkmış bulunuyoruz. Bu inşallah Nisan ayının sonunda Ankara'da Arena Spor Salonu'nda büyük kongremizi yapacağız. Ve inşallah bir sonraki genel seçime hazır hale geleceğiz. Bir sonraki genel seçimde inşallah milletimiz için umut olacağız. Bütün Türkiye genelinde şu kısacık sürede görmüş olduğumuz ilgi ve teveccüh de umut olma noktasında olduğumuzu açık bir şekilde ortaya koyuyor. Cenab-ı Allah inşallah yeniden Refah Partimizi, bu çalışmalarımızı milletimizin, İslam alemini ve bütün insanlığın kurtuluşuna vesile kılsın. Evet, emin adımlarla ilerliyorsunuz, bu yolda yolumuz açık olsun diyorum. Bir çok kez teşekkür daha, ederiz. Daha yeni. Hayırlı olsun tekrar da diyorum. Merhum Erbakan Hoca'nın en çok üzerine durduğu konulardan biri, sizin de ifade ettiğiniz gibi, aslında insan temelli bir politika yürütmek, insan çıkarlı, insan temelli, onları tamamen düşünen bir politika yürütüyordu ve bugün bile fikir ve idealleri şimdiye bile rehber olmaya devam ediyor. O dönemde, özellikle 90'lar döneminde Avrupa Birliği'ne karşı çıkması, çok da ihtiyaç duyulmadığını belirtmesi ya da Amerika politikalarını eleştirmesi, ki o zaman belki o eleştirilerinden dolayı kendisi eleştiriliyordu ama bugün en çok üzerine durulan ve belki anılan isimlerden biri, aslında çok haklıymış Erbakan Hoca diye söylediği. Siz bugün bunu o zamandan bugüne öngörmüş olmasını nasıl ifade ediyorsunuz? Bu neyin açılımıdır sizce? Çok güzel bir soru oldu. Allah rahmet eylesin. Hidayeti ve ilmi birleştirdiğiniz zaman ortaya feraset çıkar diye çok kıymetli bir hocamızın güzel bir açıklaması var. Erbakan hocamızla ilgili olarak bunu söylüyor. Yani hem dünyevi ilimlerde hem İslami ilimlerde üst seviyede olduğunuzda takvayı, güçlü bir imanı, hidayeti çok ileri seviyedeki bir ilimle birleştirdiğiniz zaman aynı bünyede, bu ferasete yol açıyor. Feraset de olayların iç yüzünü, arka planını yıllar öncesinden görmenize vesile olan çok önemli bir olay. İşte Erbakan hocamızın çok örnekleri var. 30 sene sonra ülkenin başına dert olacak olan bir örgütün iç yüzünü 30 sene öncesinden söylemiş. Herkesin yadırgadığı bir dönem, hayret ettiği bir dönem. Hocam bu kadar olur mu? Bu insanlar bu dediğiniz gibi olabilir mi dediği bir noktada 30 sene evvel bunları ortaya koymuş. Arap Baharı daha başladığı günlerde bütün İslam aleminde büyük bir heyecan. Efendim diktatörler gidiyor, Batı kuklası yöneticilerden kurtuluyoruz. İslam alemi uyanıyor, diriliyor dedikleri bir nokta. Hatta bazı kimseler Arap Baharı'nı Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın geliş alameti olarak bile görmeye, göstermeye başladıkları bir dönemde, bundan 8 sene evvel, dedi ki bu Arap Baharı dedikleri dünya siyonizminin yeni dönemdeki kadro değiştirme operasyonudur. Bundan İslam alemine, Müslümanlara hiçbir hayır gelmez dedi. Şimdi geldiğimiz noktada bunu biz de görüyoruz da, bunu 8 sene evvel Arap Baharı olayları yeni başlarken söylemek çok büyük bir maharet. Bu da ferasetin bir sonucu. Feraset de hidayetin ve ilmin bir sonucu. İşte şimdi Yemen, Mısır, Suriye, Irak, Libya görüyorsunuz. Bahar değil, tam bir kara kış oldu, ortaya çıktı. Ama dediğim gibi bunu o zaman o noktada görmek
ferasetin bir sonucudur. Tabii Erbakan hocamızı çok iyi anlamak ve tanımak için 28 Şubat olayına girmek, bunu irdelemek çok yeterli olacaktır. Çok doyurucu olacaktır. Böyle bir örnek üzerinden, somut bir şey üzerinden gidildiğinde Erbakan hocamızın mücadelesi, kim olduğu, ne yapmaya çalıştığı ve tabii dünyanın gerçekleri de açık bir şekilde ortaya çıkacaktır. Yarın da zaten bildiğiniz gibi 28 Şubat'ın yıl dönümü, bugün merhum Erbakan hocamızın vefat yıl dönümü, bir gün arayla. Tabii 20 sene evvel, 20 seneden daha uzun süre evvel o dönemde hükümetin ve özellikle Refah Partisi'nin laik cumhuriyete bir tehdit oluşturduğu, cumhuriyetin temel niteliklerine, ilkelerine bir tehdit oluşturduğu algısı ortaya konuldu. Bu tamamen bir tiyatrodan ibaret. Neden tiyatro olduğunu şimdi birkaç tane örnek vererek inşallah açıklayacağım. Ya aslında lafınızı bölüyorum ama o 95 seçimleriydi yanlış hatırlamıyorsam. Birinci çıkan partiydi Refah Partisi. Tabii. En çok aslında umut bağlanan partiler Vatan Partisi ve DYP'ydi. Mesut Yılmaz ve Tansu Çiller ancak bir sürpriz yapıp çıkmıştı Refah Partisi. Elbette. Ve o bir yerde de bir kez daha millet iradesine bir müdahale olarak da bugün evet yorumlanabiliyor. O şartlarda daha farklıydı ama. 4,5 milyon üyesi olan parti kapatılıyor. Tamamen uydurma gerekçelerle dünyanın en büyük haksızlıklarından bir tanesi. Şimdi askerin içerisindeki dışarıyla bağlantılı olan junta buradaki maşalardan bir tanesiydi. Medya içerisindeki bir kısım medya sahipleri gene dışarıyla bağlantılı. Bunlar maşalardan bir tanesi. İş dünyasındaki rantiyeciler yani devlet üzerinden yüksek faizle oturduğu yerden para kazanan rantiyeciler bir diğer unsur. Bir de beşli çete malum sendika temsilcileri, onlar da maalesef daha sonrasında beşli çete olarak anılacak olan gruplar. Bu unsurlar maşalar. Ön tarafta söyledikleri gerekçe Refah Partisi laik cumhuriyete tehdit oluşturuyormuş, laik cumhuriyet elden gidiyormuş. Halbuki işin aslı bambaşka. İşin aslı şu, Amerikan Dışişleri Bakanı Ankara'daki Amerikan Büyükelçisi'ne kriptolu bir mesaj gönderiyor. Merhum Erbakan hocamız bunu canlı yayınlarda söyledi. Ne diyor mesajında? Erbakan'ın Amerika'nın çıkarlarına aykırı bir dünya kurmak üzere olduğunu ve mutlaka önlenmesi gerektiğini ifade ediyor. Ve Erbakan hocamız gene Allah rahmet eylesin bunu canlı yayınlarda söyledi. 28 Şubat Milli Güvenlik Kurulu toplantısında askeri kanadın bizim önümüze koyduğu maddeler daha sonra elimize geçen Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın 9. katında yapılan toplantıda alınan kararlarla birebir aynıydı. 28 Şubat'tan 3 sene 4 sene sonra Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndaki toplantının kararları Erbakan hocamızın eline geçti. Bir de baktık 28 Şubat Milli Güvenlik Kurulu toplantısında önüne konulan maddelerle aynı. Dolayısıyla bu doğrudan doğruya dış güçlerin operasyonuydu. Laiklik elden gidiyor, efendim cumhuriyet elden gidiyor, irtica ortladı. Bunlar işin tamamen tiyatrosu. Neden dış güçler bunu yaptılar? Çünkü dış güçlerin iki tane kırmızı çizgisi var. Bir tanesi paylaşıma karışmayacaksın. Yani ben seni sömüreceğim, sen bana haraç ödeyeceksin, bana kölelik edeceksin. Dünyadaki varlıkları, madenleri, zenginlikleri, nimetleri ben alacağım. %90'ını, 95'ini. Sen köle olarak %5'iyle, 10'uyla milyarlarca insan iktifa edeceksin. Birinci kırmızı çizgi bu. Paylaşıma karışma. İkincisi ne? Yönetime karışmayacaksın. Orta Doğu'da sınırlar nasıl belirlenecek? Büyük Orta Doğu projesi nasıl uygulanacak? Büyük İsrail kurulacak. Yönetimle ilgili bu konulara karışmayacaksın. Yani birincisi köle olacaksın. Seni sömüreceğim. İkincisi de Büyük İsrail planına karşı çıkmayacaksın. Bu iki kırmızı çizgiyi Erbakan Hoca çiğnemeye kalktığı için 28 Şubat oldu. Yoksa aczi mendilerden, irticadan, laiklik elden gittiğinden falan değil. Neden oldu? 54. hükümet kuruldu, başbakan oldu. Amerikan Büyükelçisi geldi tebrik ziyaretine. Dedi ki biz Refah Partisi'ni benimsemiyorduk ama iktidara geldiniz, ne yapalım? Biz de büyük devletiz. Mecburen sizinle çalışmak durumundayız. Ancak bizim sizinle çalışabilmemiz için bir takım şartlarımız var, kırmızı çizgilerimiz var. Bunu Erbakan hocamız defalarca anlattı. Neymiş onlar? Bizim Amerika olarak İran ve Irak ambargolarımızı delmeyeceksin. Birincisi bu. İkincisi Türkiye'ye yerleştirdiğimiz çekiç güce dokunmayacaksın. Üçüncüsü İran'la Türkiye arasında ticareti yıllık 50 milyon doların üzerine çıkartmaya kalkmayacaksın. Dördüncüsü de bizim Orta Doğu'da partnerimiz olmaya devam edeceksin. Yani Orta Doğu'da karıştıracağımız işlerde
bize destek olmaya devam edeceksin. Büyük İsrail yolunda atacağımız adımlarda bize engel olmayacaksın. Yani bu Amerikan Büyükelçisi'nin Erbakan hocamıza başbakan olduğunda gelip anlattığı olay bu. Peki Erbakan hocamız ne yaptı? Besmele'yi çekti ve Amerikan Büyükelçisi ne dediyse tam tersini yaparak işe başladı. Bizzat kendi ifadelerinde de bu vardır. Ne yaptı? İlk resmi ziyaretini İran'a yaptı. İran'la yıllık 50 milyon dolardan fazla ticaret yapmayacaksın diyordu. İran'la 2,5 milyar dolarlık enerji anlaşması imzaladı ki 97 yılının 2,5 milyar doları bugün çok daha büyük bir muazzam bir meblağdır. Irak ambargomuzu delmeyeceksin dedi. Kerkük yumurtalık petrol boru hattını Erbakan hocamız törenle dualarla açtı. Dış güçlerin, dünya siyonizminin Irak ambargosunu deldi. Çekiç gücü Anadolu'daki Amerikan askerlerini dışarı attı, kovdu. Ve çok önemli bir diğer adım D8'i kurarak İslam Birliği'nin ilk resmi adımını attı 100 sene sonra. Ve Büyük İsrail planının suya düşmesi demek olan D8 organizasyonu kuruldu. D8'in amaçlandığı şekilde yürümesi, D60 haline gelip bütün İslam ülkelerini bir çatı altında toplaması demek, dünya siyonizminin Büyük İsrail planının suya düşmesi demek. Erbakan hocamız böylece hepimizin çok iyi bildiği meşhur bana ne Amerika'dan sözünün gereğini fiilen yerine getirmiş olduğu. İlk defa belki de bir lider, bir hükümet başkanı bu kadar sesli bir şekilde ya da korkmadan, hiçbir çekincesi olmadan Amerika'ya veya Avrupa Birliği ülkelerine, Avrupa'ya itiraz ettiği için, ses çıkardığı için, hani ben bunu kabul etmeyeceğim dediği için belki de işte o az önce dediğiniz 28 Şubat'ına adım adım. Mutlaka. Neden? Çünkü denk bütçe yapmışsınız. Denk bütçe demek ben borç almayacağım. Borç almayacağım demek sana ben bir daha borç faizi ödemeyeceğim. Bu da ben sana haraç ödemeyeceğim demek. Sen paylaşıma karışıyorsun. Kırmızı çizgisini, dünya siyonizmini çiğniyorsun. Irak, İran ambargolarını deliyorsun. Bu hem paylaşıma hem yönetime karışmak demek. Yine kırmızı çizgileri çiğniyorsun. Çekiç gücü kovuyorsun. Büyük İsrail planı doğrultusunda Anadolu'ya özel olarak yerleştirilmiş bu Amerikan askerleri. Bunları dışarı atıyorsun. Büyük İsrail planını sekteye uğratmaya kalkıyorsun. Gene yönetime karıştın. D8'i kuruyorsun. Gene yönetime karıştın. D8'i kurarsan, sen İslam Birliği kurarsan ben Büyük İsrail'i nasıl kuracağım? 15 Ekim 1996'da D8'ler kuruluyor. 30 Ekim'de kriptolu yazıyla Amerikan hariciyesi Orta Doğu'daki İslam ülkelerindeki büyükelçiliklerine yazı gönderiyor. Buna mani olun diye. İran'la 2,5 milyar dolarlık enerji anlaşması imzalandıktan 10 gün sonra Amerikan Dışişleri Bakanı Türkiye'deki büyükelçiliğine kriptolu mesaj gönderiyor. Ne olursa olsun, Türkiye'de askeri darbe de dahil olursa olsun bu hükümeti düşürün diye mesaj gönderiyor. Amerikan dolarına karşı İran'la ortak adım atıldı. Her iki ülkenin kendi para birimi cinsinden ülkeler arasında ticaret yapıldı. Bu ne demek? Bugün de üzerinde durulan noktalar. Şu anda bugün de üzerinde duruluyor, genişletilmesi isteniyor. Bu ne demek? Ben Amerikan dolarını kullanmayacağım. Kullanmazsan dünya siyonizminin karşılıksız olarak basıp bütün dünyayı sömürdüğü Amerikan doları silahını elinden alırsan ben nasıl dünyayı sömüreceğim? Sadece kağıt ve mürekkep bedelini veriyor. Yeşil bir kağıt basıyor. Hiçbir karşılığı yok. Getirip bu parayla bütün zenginliğinizi, emeğinizi, petrolünüzü alıp götürüyor. İran'la Türkiye bunu ortadan kaldırırsa yarın 60 Müslüman ülke, 57 Müslüman ülke, öbür gün 160 ezilen ülke bunu yaparsa ben bütün dünyayı, 7 milyar insanı bu kağıt parçasıyla sömüremem. Öyleyse bu Erbakan'a, bu Refah Yolu hükümetine mutlaka tedbir alınması lazım. Yani Erbakan hocamız, işin özeti, bu attığı adımlarla dünya siyonizminin, dış güçlerin kırmızı çizgisi, paylaşıma ve yönetime müdahale etti. Kırmızı çizgileri çiğnedi. Onlar da arkasından yine rahmetli Erbakan hocamızın tabiriyle gulu gulu dansına başladılar. 28 Şubat operasyonunu yaptılar. Şimdi burada diğer önemli bir nokta da Amerika'nın o dönemde planladığı Irak işgaline Türkiye'nin destek olması gerekiyordu. 2000'lerin başında Irak'ı işgal edecek, Türkiye'den destek alması lazım. İkincisi, Büyük Orta Doğu Projesi'nin Orta Doğu'da İslam ülkeleri üzerinde Türkiye'de uygulanması gerekiyor. Üçüncüsü, İncirlik Üssü'nün Türkiye'de bu işlerin yapılabilmesi için devam etmesi gerekiyor. İsrail'i İran'ın füze saldırılarına karşı korumak üzere Türkiye'ye, Malatya'ya füze savunma sistemi kurulması gerekiyor. Bütün bunlar Erbakan'ın başbakan olduğu bir Türkiye'de yapılamaz ki. Erbakan'dan kurtulmak lazım çünkü Erbakan'ın yaptıkları yapacaklarının teminatı. Bu adımlarımızı dünya siyonizmi olarak, dış güçler olarak rahatça atabilmemiz için Türkiye'de Erbakan yönetiminden kurtulmamız lazım dediler.
ve düğmeye bastılar. Dışişleri Bakanlığı'nın, Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın 9. katında sabaha kadar toplantı yaptılar. Orada aldıkları kararları da askeri kanattaki bir takım insanlar vesilesiyle 28 Şubat Milli Güvenlik Kurulu'nda Erbakan Hocamızın önüne koydular. Erbakan Hocamız bu asıl adımları atmasaydı, kırmızı çizgileri çiğnemeseydi ne irtica olurdu ne laiklik elden giderdi. İrtica, laiklik, başbakanlık konutundaki iftar, acizi mendiler, bunların hepsi işin bahanesi ve işin tiyatrosu. Bu gerçekler son derece önemli. Evet, 28 Şubat'ta o dönem 1000 yıl sürecek bunun etkisi deniliyordu ama kısa sürede evet o tarihe gömüldü bir yerde. Karabileke olarak gömüldü muhakkak. Siyasi ayağını bir şekilde konuştuk, dünya ayağını, ama eve yansıması nasıl oldu? Siz daha tabii ki o zaman daha küçüktünüz ama evde nasıl hissedildi bu? Eve gelmeden önce çok önemli bir hususa da değinmek istiyorum. O dönemde Erbakan Hocamız tarafından gerçekleştirilen denk bütçe ve İran'la Amerikan dolarına karşı atılan adım o kadar mühim bir olay ki bunu dünya siyonizminin cezasız bırakması mümkün olamazdı. Neden? Bakınız, Kaddafi kendisine yapılan askeri müdahaleden bir ay önce Arap Birliği toplantısında Arap ülkelerine seslendi. Dedi ki gelin bu dolara euroyu bırakalım. Dolar euro kullanmaya devam ettiğimiz sürece bu dış güçlerin sömürüsünden kurtulamayız. Biz Arap ülkeleri olarak petrole endeksli, altına endeksli her neyse kendimize ait bir para birimine geçelim. Amerikan dolarının sömürüsünden kurtulalım. Bunu dedin mi demedin mi? Bunun arkasından Kaddafi'nin başına gelenleri biliyorsunuz. Evet. Rahmetli Saddam Hüseyin petrol rezervimi dolar cinsinden tutmayacağım dedi. Arkasından başına gelenleri biliyorsunuz. Sadece Müslümanlar değil, bakınız Amerikan Başkanı Kennedy 60 senedir aydınlatılamayan esrarengiz bir cinayete kurban gitti. Neden? Amerikan doları basma yetkisini Amerikan Merkez Bankası'ndan alıp kendine bağlı olan Amerikan hazinesine devretmeye kalktı. Ne demek bu? Amerikan Merkez Bankası FED, Rothschild'lerin, Rockefeller'lerin kurduğu dünya siyonizminin bir kuruluşu. Bu karşılıksız Amerikan dolarını basıyorlar bu FED tarafından ve bütün dünyayı 7 milyar insanı sömürüyorlar. Amerikan Başkanı Kennedy, hayır, bu basma yetkisini sizden alacağım, hazineye vereceğim dedi ve kıyamet koptu. Başkanlık kararnamesi yayınlayıp Rothschild'lerin, Rockefeller'lerin bankası olan Federal Reserve'ün yani Amerikan Merkez Bankası'nın Amerikan devletine faizli borç verme hakkını iptal etmeye kalktı. Kennedy suikastinden sonra yerine getirilen başkanın ilk işi Kennedy'nin attığı bu adımları ortadan kaldırmak oldu. Çok önemli bir örnek daha, Abraham Lincoln. Amerikan başkanlarından bir diğeri, Rothschild'lerin Amerikan iç savaşının masrafları için Amerikan devletine yüksek faizle borç verme teklifini reddetti. Bunun yerine kendisi yetki aldı kongreden, Rothschild'lerden bağımsız 400 milyon Amerikan doları bastırmaya kalktı. Ve Lincoln bu icraatlarından hemen sonra 1865'te suikaste kurban gitti. Erbakan hocamız, Kaddafi, Saddam, Kennedy, Lincoln, bunun daha örnekleri çok. Ne demek bu? Bizim sömürümüze, bize köle olmaya, karşı çıkmaya kalkarsan gereğini yaparız. İşte Sudan, Güney Sudan'daki petrol ve maden yataklarını rahatça kullanabilmek, sömürmek için Sudan'da referandum yaptılar. Sudan'ı ikiye böldü. Referandumu yürüten, operasyonu yürüten eski Amerikan Başkanı Jimmy Carter'ın ta kendisi. İşte Venezuela. Venezuela'nın petrol şirketini devletleştiriyor bu yönetim. Özel ortakları, yabancı ortakları, yani dış güçlerin sömürüsünü ortadan kaldırıyor. Petrolleri kamulaştırıyor. Sen misin bunu yapan, bizim sömürümüze mani olmaya kalkan? Amerika'nın büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını eleştiriyor. İsrail'in Lübnan'a, Filistin'e yaptığı saldırıları kınıyor. En büyük sesi kendisi çıkartıyor. Sen paylaşıma ve yönetime karışmaya kalktın dediler. Gulugulu dansını başlattılar. Nedir o? Eskiden en azından uydurma bir darbe organize ederlerdi, askeri darbe. Göstermelik, hileli bir seçim yaparlardı. Şimdi sabah kalkıyor, milletin seçtiği resmi, meşru devlet başkanına sen devlet başkanı değilsin, falanca buranın devlet başkanıdır diyor. İşin daha da komik tarafı, yıllardır demokrasiden, insan haklarından, hürriyetlerden, millet iradesinden bahseden, bunun dersini vermeye kalkan 10 tane 12 tane Avrupa ülkesi de evet biz diğer adamı devlet başkanı olarak tanıyoruz. İngiltere, Venezuela'nın kendine ait altını geri vermem diyor. Bu tabiri caizse bir eşkıyalık.
En kritik dönemde Kaddafi'nin İsviçre bankalarındaki parasını da bloke ettiler. Kaddafi paralı askerlerinin maaşını ödeyemediği için perişan oldu. Şimdi de Venezuela'ya ben senin altını vermem diyor. Bütün bunlar sömürüye, köleliğe karşı çıkmaya kalkarsan biz gereken adımı atarız. Neden? Erbakan hocamızın yıllarca söylediği hakkı değil kuvveti üstün tutan zihniyet, eşkıyalık. Ben güçlüyüm, öyleyse benim istediğim olacak, sen bana köle olacaksın. Türkiye'de Erbakan'ı iktidardan uzaklaştıracağım. Venezuela'ya müdahale edeceğim. Sudan'ı böleceğim. Kaddafi'yi ortadan kaldıracağım. Saddam'ı ortadan kaldıracağım. Neden? Paylaşıma ben karar vereceğim. Bu nimetleri, bu zenginlikleri ben kullanacağım. Siz bana köle olacaksınız. Yönetime ben karar vereceğim. Büyük İsrail'i kuracağım. İslam alemini bölüp parçalayacağım. Buna karışmayacaksın. Bütün işin özü bu. Evet. Milli Selamet Partisi CHP koalisyonu 70'li yıllarda kurulurken Erbakan hocamız koalisyon hükümet protokolüne bor madenlerinin devletleştirilmesi, kamulaştırılması şartını yazmak istedi. Amerika'nın o dönemdeki Ankara Büyükelçisi Amerikan Dışişleri Bakanı'na yazı yazdı. Burada bir koalisyon hükümeti kuruluyor. Erbakan diye bir adam var. Bor madenlerini devletleştirmeye kalkıyor. Bu Amerika'nın menfaatlerine aykırıdır diye yazı yazdı. Aynen Venezuela'da petrol şirketinin devletleştirilmesi gibi. Dolayısıyla burada asıl maksadın ne olduğunu, dış güçlerin bu tiyatroyu oynamaktaki gerekçelerini, sebebini çok iyi bilmemiz lazım ki buna göre tedbir alabilelim. Ve bundan sonra bu oyunlara bir daha gelmeyelim. Böyle bir durumla karşılaştığımızda üstesinden gelebilelim. İrticaymış, laiklikmiş. Sarıklı, cübbeli bir takım hoca efendilere başbakanlık konusunda iftar verilmesiymiş. Bunlar hepsi işin hikayesi. Eğer Refah Partisi iktidarı devam etseydi, 28 Şubat yapılmasaydı Türkiye'nin bütün iç ve dış borcu bugüne kadar ödenmiş olacak. Neden? Bir senede 70 milyar dolar kaynak buldu. 20 sene, her sene bu kaynağı bulup yeni borç da almayınca, denk bütçe yapınca Türkiye'nin bütün iç ve dış borcu çoktan ödenmiş olacaktı. Memur, işçi, emekliye %100, %200, %300 zam yapıldı. Her sene bu oranda zam yaparak 20 sene devam etseniz bugün asgari ücret 5 bin liranın üzerine çıkardı. Memur maaşı, en düşük memur maaşı 10 bin liranın üzerine çıkardı. D8 projesi sekteye uğratılmasaydı 28 Şubat süreciyle aynı hızla devam etseydi, amacına ulaşsaydı çok açık samimiyetle söylüyorum. Bugün Irak, Suriye, Mısır, Yemen, Libya bu şekilde olmazdı. PKK, PYD, YPG terörü bugün bulunan noktada olmazdı. Sudan bölünmezdi. Dolayısıyla hem milletimiz kaybetti, hem İslam alemi ve ümmet kaybetti. Bunları bir daha yaşamamak için de tabii ki yapılması gerekenler var. Her şeyden önce demin söylediğim gibi bu gibi olaylarda kuklalardan çok o kuklaları oynatan kuklacılara dikkat edilmesi lazım. Taşeronlar ve maşalardan ziyade asıl arka plandaki gücü çok iyi görmek lazım. Cuntaya bakıyorsunuz. Bir kısım medyaya bakıyorsunuz, rantiyecilere bakıyorsunuz, beşli çeteye bakıyorsunuz. Daha 28 Şubat'ı bunlar yaptı zannediyorum. 28 Şubat'ı yapan Dünya Siyonizmin 300'ler Meclisi, Rothschild, Rockefeller'in uzantısı olan Amerikan yönetimindeki kimseler. İşte örneklerini verdik. Venezuela'daki operasyon da aynı sebeple yapılıyor. Sudan'daki operasyon da aynı sebeple. Irak'ta, Suriye'de, bütün İslam alemindeki operasyon da aynı sebeple yapılıyor. Bana köle olacaksın. Büyük İsrail'e köle olacaksın, buna mani olmayacaksın. Erbakan hocamızın meşhur sözü, mikrobu tanımadan doğru teşhis konulamaz, doğru teşhis konulmadan da doğru tedavi yapılamaz. Onun için bizim Türkiye'de yeni nesillerimize, milletimize ve bütün İslam alemine insanlığın çektiği bu sıkıntılara sebep olan mikrobu çok iyi tanıtmamız lazım. Bu mikrobun fiziksel ve kimyasal özelliklerini, yani kimyasal özellik dediğim zihniyeti, amacı, hedefi, fiziksel özelliği de organizasyon şeması, organizasyon yapısı. Milletimize, yeni nesillere bunu öğretmemiz, bu konuda bilinçli bir toplumu yetiştirmemiz gerekir. Hı hı. Ayrıca Türkiye'mizi askeri, ekonomik, siyasi ve teknolojik alanda güçlendirmemiz, yeniden büyük Türkiye'yi kurmamız, dışa bağımlılıktan, dış tahakkümden, dış etkilere, dış müdahalelere açık olmaktan kurtarmamız lazım. Ve tabii ki birlikten kuvvet doğar. Türkiye'mizin öncülüğünde bir an evvel D60 hedefine ulaşmamız, 57 Müslüman ülkeyi Türkiye'nin öncülüğünde bir araya toplamamız, bunların sahip olduğu gücü ve zenginliği Dünya Siyonizminin, dış güçlerin bu zulmüne, bu zorbalığına karşı bir yaptırım gücü olarak kullanmamız lazım.
Aslında bunlar olmadan kurtuluş olmaz. Evet, yaklaşık bir yarım saattir sohbetimizin genelinde benim kendi gözlemlediğim, ki muhakkak izleyicilerimiz için de böyle olabilecek. 20-25 yıl önce merhum Erbakan Hoca'nın söylemiş olduğu, savunduğu, sorun olarak gördüğü bir yerde dikkat çektiği noktaları biz bugün yine konuşuyoruz. Dönüp belki de bir kez daha Erbakan Hoca'nın fikirlerini bir kez daha bir açıp bakmak mı lazım ya da çözüm yollarını bir kez daha mı değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Nacizane fikrim. Sayın Başkan, Genel Başkan, programımızın sonuna geldik ancak. Evet, Necmettin tabii. Erbakan Vakfı'nın bir anma programı olacak. Merhum Erbakan Hoca'ya dair hem cuma günü hem pazar günü. Bu programın detaylarının içeriğini de sizden çok alabilir miyiz? Çok teşekkür ederim tabii. 1 Mart cuma günü İstanbul'da saat 19'da Ümraniye Haldun Alagaş Spor Salonu'nda inşallah Erbakan Vakfı İstanbul Şubemizin Erbakan Hoca'ya anma programı var. Çok geniş katılımla muazzam bir organizasyon olacak. İnşallah bizler de orada olacağız. Bu cuma, 1 Mart cuma akşamı saat 19'da Ümraniye'de Haldun Alagaş Spor Salonu'nda. Pazar günü bu programın akabinde de Ankara'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde 3 Mart pazar saat 11'de yine Erbakan Vakfı olarak Erbakan Hocamızı anma programını yapacağız. Bu pazar günü 3 Mart'taki Ankara'daki anma programımıza da Sayın Bülent Arınç Bey de inşallah katılacaklar, konuşma da yapacaklar. Hem bu cuma İstanbul'daki Erbakan Vakfımızın anma programına hem de 3 Mart pazar günü Ankara'daki anma programımıza sizin aracılığınızla bütün milletimizi, memleket evlatlarını da davet ediyoruz. İnşallah Cenab-ı Allah hakkıyla anmayı, anlamayı ve kendisinin yolundan yürümeyi nasip eder. Bizler her zaman söylüyoruz, eğer 28 Şubat başörtüsünden, İmam Hatip'ten, Kur'an kursundan dolayı olsaydı dış güçlerin en şiddetli 28 Şubat'ı Suudi Arabistan'da yapması gerekirdi. Suudi Arabistan'da neden 28 Şubat olmadı da Türkiye'de oldu? Bu soruyu sorup demin söylediğimiz gerçekleri çok iyi bir şekilde değerlendirmemiz ve tabii ki tedbir almamız lazım. Ve demin de söylediğimiz gibi bir an evvel Türkiye'nin öncülüğünde 57 Müslüman ülkeyi bir araya toplamamız, bütün engellere, bütün olumsuzluklara rağmen mutlaka bir araya toplamamız, dış güçlerin, dünya siyonizminin bizim üzerimizdeki bu böl parçala yut planlarına, sömürme ve köleleştirme planlarına karşı güçlerimizi birleştirerek karşı koymamız lazım. Yeniden Refah Partimiz de zaten bu amaçla yola çıktı. Erbakan Hocamızın milli görüşün çizgisinde bu hedefe ulaşmak, yeniden Büyük Türkiye'yi ve en başta söylediğimiz gibi güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü kılındığı adil bir dünyayı kurmak için yola çıktı. Milletimizin de bu yönde desteğini, teveccühünü Türkiye'nin dört bir yanında görüyoruz. Eski dönemlerde ilçe teşkilatının kurulamadığı ilçelerde, küçük ilçelerde dahi yeniden Refah Partimizin hızlı bir şekilde teşkilatlandığını görüyoruz. Bu teveccüh, bu ilgi bizi ziyadesiyle memnun ediyor. İnşallah bu çalışmalarımız milletimizin, İslam aleminin, bütün insanlığın kurtuluşuna vesile olur. Sizlere tabii ki çok teşekkürler ediyorum. Çok güzel bir fırsat sundunuz. Hem 28 Şubat'la ilgili gerçeklerin aktarılması hem yeniden Refah Partimizin tanıtılması. Çok teşekkürler ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Bir kez daha Erbakan Hocamıza, bütün şehitlerimize, bütün geçmişlerimize Cenab-ı Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Bütün izleyenlere de teşekkürler ediyorum ve kendilerine Allah'a emanet ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben de tekrar bir kez daha da hatırlatmış olalım. Nisan ayında da kongre gerçekleşmiş olacak. Yeniden Refah Partisi. Yeniden Refah Partisi'nin ilk büyük kongresi inşallah Nisan ayı sonunda Ankara'da yapılacak. Cenab-ı Allah hayırlı ve mübarek etsin. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum Sayın Fatih Erbakan. Ben teşekkür ederim. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı, aynı zamanda da merhum Necmettin Erbakan Hoca'nın oğlu. Kendisiyle hem Erbakan Hoca'yı konuştuk hem 28 Şubat sürecine, demokrasinin o kara lekesini konuştuk. Bugün için noktalamış oluyoruz programımızı. Vefatının 8. seneyi devriyesinde Necmettin Erbakan Hoca'nın hayatına dair ufak bir dokunuş gerçekleştirmiş olduk. Hoşçakalın.